Ekrem İmamoğlu hakkında İçişleri Bakanlığı bir tweet mesajıyla e, soruşturma başlatıldığını adeta ilan etti. Ve burada e, kırmızı işaretlerle hangi terör örgütünün kaç mensubunun İstanbul Büyükşehir'de olduğu böyle listelendi. Ve özel teftiş başlatılmış e, bakanlıkça. Bu bir soruşturma açıldığı manasına geliyor. Bunun sayısı belli. Eee... Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığı tespit edilen insanların hangi e, İçişleri Bakanlığı'na göre örgüte mensup olduğu belli filan falan. Bu şekilde de bir tweet mesajıyla başlatılmış bu. Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde 11 Büyükşehir Belediye Başkanı'yla Atatürk'ün Ankara'ya At Atatürk'ün Ankara'ya gelişi münasebetiyle Anıtkabir vesaire çerçevesinde bir dizi etkinliğe katılmak üzere tam da bugün Ankara'ya gelmiş ve bu vesileyle de bir açıklama yaptı herkesle beraber 11 Belediye Başkanı kamuoyunun karşısına geçtiğinde. Fakat bu fotoğrafta ilginç olan şey şu. Düzgün bir fotoğraf seçmedim. Sebebi de şu. Mikrofonları gösteriyorum özellikle. Sosyal ağlarda da paylaştı, paylaşıldı zannediyorum Burcu Karakaş gazeteci paylaşmış bu fotoğrafı. E, TRT ve Anadolu Ajansı'nın mikrofonu yok. Ekrem İmamoğlu dün akşam hakkında soruşturma açılmış, teftiş başlatılmış her neyse ve e, bütün gözler onda. TRT ve Anadolu Ajansı, ajansı e, mikrofonu yok. E, i̇lgi bi, e, duymamışlar. Ne söyleyeceğini de merak etmemişler. Evet. Bir e, noktada bu. Bir diğer noktada e, Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Faik Öztürk Sarayın ve İçişleri Bakanı'nın karın ağrılarını biliyoruz. Gök kubbeyi başlarına yıkarız. Demiş. Evet. Bence eğer bir gök kubbe başlarına yıkılma motivasyonu varsa o motivasyon çoktan oluşmuştur. Yani ya, ne yapacaksanız şimdi yapın. <laughs> ne yapacaksanız şimdi yapın. Geliyor gelmekte olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne açılan bu özel teftiş sonrasında tıpkı diğer HDP'li belediyeler de söz konusu olduğu gibi kayyım atanmaması için kayyım atanmasının önünde herhangi bir engel yok. Kayyım atanmaması için herhangi bir sebep yok. HDP'li belediyelere belediyelerde de aynı bu biçimde Teftiş soruşturma başlatıldı ve ardından o belediye başkanları soruşturmanın selameti için görevden alındılar. Şimdi söyleniyor, deniyor ki işte efendim bu İçişleri Bakanlığı açıklamasını ekrana getireyim onun üzerine konuşacağım. İşte efendim nasıl böyle bir şey olabilir? Sayısına kadar sen hem biliyorsun terör örgütü üyelerini sonra da işte efendim bir de teftiş başlattık diyorsun. Eğer hem sayıyı veriyorsun hem de teftiş başlattık diyorsun. Hem bunu Twitter'dan yayınlıyorsun. İşte efendim eğer bunlar terör örgütü mensubuysa, mensubuysa gelip alsana filan. Ya bu tür lagalugaların, bu tür böyle bir şeyleri anlatmaya çalışmanın manası yok. Dün akşamdan beri bu yöndeki tweetleri, bu yöndeki bir takım açıklamaları dinliyorum. Yani sinirleniyorum. İktidar mensuplarına silin, sinirlendiğim gibi artık bu açıklamaları yapanlara da sinirleniyorum. Yani artık konuşma bıdı bıdı bık bık yani ya bırakın artık bunu yahu. Nasıl böyle bir şey olabilirmiş de hukuken şöyleymiş de yok işte efendim iltisaktan olur muymuş da kazanın doğurduğuna inandınız efendim. 15 Temmuz 2016'dan bu tarafa bir buçuk milyon insan iltisaktan dolayı terör soruşturması geçirirken yüz binin üzerinde insan tutuklu yargılanırken Binlercesi hastalık, travma, cezaevinde ölüm, işkence bununla sınanırken iltisaktan işlem yapılıyordu. Ve ağzınızı açıp tek kelime etmediniz ta ki bugüne kadar. Şimdi diyorsunuz ki iltisaktan olur bucak çak çak. Anlat dur. Çok üzgünüm. Bunları konuşmanın gerçekten zamanı değil. Kazanın doğurduğuna inandınız. Öldüğüne de inanacaksınız. Hayır olur mu canım kazan ölür mü ya kazan canlı değil ki filan gibi şu anda anlatım geliştirilmeye çalışılıyor. 10 dakika video dolduranlar, 15 dakika video dolduranlar bakıyorum bütün video boyunca bunu anlatıyorlar. Listesi verilmiş de bu planda bir şeymiş de hukuki değilmiş de Ekrem İmamoğlu şöyle bir çıkış yapmış da bu da filan. Laf anlatmayı bırakın artık. Bence ortaya yola çıkan şeyi bir kişi bir cümlelik tweetle çok güzel özetlemiş. O da Ekrem İmamoğlu'nun basın müşaviri, basın danışmanı Murat Ongun. Bu saatten sonra Ekrem İmamoğlu millete emanettir diye tweet attı. Dün akşam saatlerinde. Soruşturma haberinden, teftiş haberinden hemen sonra. Bu saatten sonra İmamoğlu millete emanettir. Gökkubayı başına mı yıkıyorsun ey Cumhuriyet Halk Partisi? Yoksa ne yapacağını mı düşünüyorsun? Ya da bugün Kemal Kılıçdaroğlu hiçbir açıklama yapmıyor da niye parti sözcüsüne açıklama yaptırılıyor falan. Ya da olacak şeyi mi bekliyorsunuz? Bilmiyorum. Neyse ama konunun farkında olan bir kişi var galiba. O da galiba Murat Ongun. Bakın deminden beri söylediğim e, bir takım sistemleri ve serzenişi neyse. Bir kişi tek tweette özetlemiş. Alin Özinyan. İlk kez iktidar sandıkla alamadığı belediyeyi, Hile ile, tuzakla, hukuksuzlukla almaya çalışacak diye endişe duyuyorsanız, endişe duymanız normal ve gerekli. Yanlış olan bu endişeyi ilk kez duymanız. Anlatmaya çalıştığım konu bir tweetle böyle özetlenirdi. Bakın bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev onayı, Cumhurbaşkanı'nın görev onayı'nın en düşük olduğu yani onaylamıyorum diyenlerin oranı %58.6 %58.6'ymış. Ne zaman? 7 Haziran 2015 milletvekili seçiminde. Şimdi de onaylıyorum diyenler 38, onaylamıyorum diyenler 57. Böyle ama karşısında bir muhalefet var mı? İşte soru işareti o. Muhalefet demişken e, Meral Hanım, İyi Parti Genel Başkanı, 6 partili bir ittifak olabiliriz. Erken seçim içinde Mayıs sonu Haziran olabilir demiş. Bu da 6 ay sonrasına denk geliyor. Ben ne muhalefetin ne iktidarın bundan bu kadar emin olduğu kanaatinde değilim. Ee, i̇ktidar baskın seçim yapabilir mi? Şartların kendi lehine döndüğünü görürse filan yapabilir ama muhalefetin ülkeyi seçime götürme ihtimaliyle iktidarın ülkeyi seçime götürme ihtimali nedir diye alt alta koysanız gerçi muhalefetin ülkeyi seçime götürme yetkisi yok ama muhalefetin ülkeyi seçime götürmek istediğini hiç zannetmiyorum derim. Sedat Bozkurt tekrar dönelim İmamoğlu meselesine. Cumhurbaşkanlığı adaylık meselesini Kılıçdaroğlu belediye başkanları olmamalı diyerek geçiştirirken Devlet Bahçeli Mansur Yavaş'ı görünür hale getiriyor. Süleyman Soylu ile Erdoğan Ekrem İmamoğlu'nu işte hedef aldı manasına. Millet İttifakı operasyon mu yiyor diye bir tweet atmış. Valla medya mahallesinde olayı en yakın okuyan tweetlerden biri bu. Devlet Bahçeli Mansur Yavaş'ı görünür hale getirirken Süleyman Soylu ile Erdoğan Ekrem İmamoğlu'nu görünür hale getirdi. Millet İttifakı operasyon mu yiyor? İstanbul Be İBB haber ee, Ekrem İmamoğlu'na atfen Washington Post'a verdiği demeci her belediye başkanı İstanbul'u bir kez daha yönetmek ister. Bu değerlidir ancak kararlar şartlara göre değişebilir demiş. Satır aralarını çok iyi okumak lazımdı. Bütün bu haberlerin satır aralarını okumaya çalıştım. Ekrem İmamoğlu bu tartışmada kazanır diyorum. Ekrem İmamoğlu başkan olur demiyorum. Ekrem İmamoğlu kazanır. Bütün bu tartışma Ekrem İmamoğlu'na yazar. Ekrem İmamoğlu görevden alınabilir, Ekrem İmamoğlu tutuklanabilir, Ekrem İmamoğlu'nun başı ne bileyim Cumhurbaşkanlığı adaylığından men edilebilir. Bütün bunların hiçbiri yani hepsi söylediğim şeyle tenakuz halinde değil. Bu tartışma Ekrem İmamoğlu'na kazandırıyor. Ekrem İmamoğlu'nu büyütüyor. Her ne kadar Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kaybetse de, her ne kadar Ekrem İmamoğlu'nun başına kayyım atansa da koltuğuna, her ne kadar Ekrem İmamoğlu ileride gözaltına alınıp tutuklansa da, her ne kadar Ekrem İmamoğlu seçimlere girmesi engellense bile, seçimlere girmesi engellense bile, unutmayın Tayyip Erdoğan cezaevine atıldığında yeni seçime girememiş Ali Büfüt Gürtün'e girmişti. Ama Tayyip Erdoğan cezaevinden güçlenerek çıkmış. Ardından ilk seçimde de başbakan olarak tek başına bu ülkeyi idare etmeye başlamıştı. Tek başına iktidara gelmişti. Ki zaten cezaevine girerken İstanbul Belediyesi macerasını da arkasında bırakmıştı. Bunu kendi de biliyordu, çevresi de biliyordu. Aynı şekilde bu durum, bu yaşananlar Ekrem İmamoğlu'na kazandırdı. Kazandırıyor, kazandıracak. Başına her ne gelirse gelsin. Bunun da altını çizmemiz lazım. Ha seçim bu sene olur, gelecek sene olur. Bu seçimi ıskalar sonra onu bilemem. Ama yakın gelecekte Ekrem İmamoğlu'nun da tıpkı Selahattin Demirtaş gibi çok mühim, çok önemli ve e, yani ne bileyim başına başkaca bir şey gelmedikçe, sağlık sorunu olmadıkça vazgeçilmez bir alternatif olduğunun altını bir kere daha çizmiştir. Evet diyorum ve böylelikle manşeti e, toparlıyorum. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.